Canlarım selam. Bu videoda sizlerle Türkiye tarihini ele alacağız, yani Anadolu Selçuklu devletini ele alacağız. İlk Türk beyliklerinden kısaca bir bahsedeceğiz, ikinci beyliklerden bahsedeceğiz. Yani arkadaşlar Osmanlı devletinin kuruluşuna kadar ki süreci sizinle bir kısaca değerlendirmiş olacağız. Konulara geçmeden emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Soru çözümlerinden haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. O halde hazırsak başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle konuyu şöyle bağlantı kurabilmeniz adına ilk beyliklerden alacağım hızlı bir şekilde. Bakın 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu farklı bölgelerinde beylikler kuruldu. Biz bunlara ilk beylikler, birinci beylikler diyoruz. D smaç olarak kodluyoruz arkadaşlar biz bunları. Danişmentler, Saltuklar, Mengücekler, Artuklar ve Çaka Beyliği. Bunların yerlerini hep çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü ÖSYM yerlerini de sorabiliyor. Varsa önemli bir özelliği onu sorabiliyor. Danışmanlıklar denilince aklımıza neresi gelecek? Sivas'ta kurulan bir beyliktir. Anadolu'daki ilk medreseyi danışmanlıklar açmıştır. Anadolu'daki ilk medrese de Yağıbasan Medresesi'dir arkadaşlar unutmayın. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Erzurum merkezli kurulmuşlardır. Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler, Tepsi Minare Saltuklara aittir. Mengücekler ise Erzincan Kemah tarafına kurulmuştur. UNESCO tarafından kültür miras listesine giren Divri Ulu Camii Mengüceklere aittir. Artuklar ise Mardin, Harput ve Hasankeyf bölgelerine kurulmuştur. Malabati Köprüsü, Mardin Köprüsü, Artuk Köprüsü Artuklara aittir. Yine Artuklarda yaşayan meşhur bir bilim adamı var. El Cezeri. El Cezeri Sibernetiğin kurucusudur arkadaşlar. Lütfen unutmayın çıkma ihtimali çok yüksek. El Cezeri Artuklarda yaşamış önemli bir şahsiyettir. Çaka Beyliği ise İzmir ve çevresinde kurulmuştur. İlk denizci beyliktir arkadaşlar. Geliyoruz bir diğer kavramlarımıza. Arkadaşlar biliyorsunuz Anadolu Selçuklu ben size kısaca bir önceki videomuzu anlattım. Çağ Avrupa tarihini anlatırken, Haclı seferleri anlatırken kısaca değinmiş oldum. Yine konu bütünlüğü olması adına sizinle bir kez daha ele almak istiyorum konuyu. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin en meşhur hükümdarlarından birinci Kılıç Arslan 1. Haçlı Seferini yapıyor biliyorsunuz. Dorleon Savaşı'nı yapıyor ve savaşı kaybediyor. Savaşı kaybeder kaybetmez başkenti İznik'ten Konya'ya taşıyoruz. Unutmayın. Birinci Mesut zamanında ise ikinci Haçlı Seferi yapılacak. Yine arkadaşlar Anadolu'ya Türkiye kelimesi, Türkiye tabiri ilk defa 1. Mesut zamanında kullanılmaya başlanıyor. 2. Kılıç Arslan zamanında ise 3. Haçlı Seferi yapılıyor ve yine kazanıyoruz arkadaşlar. Mirya Savaşı yapılıyor yine bu dönemde. 2. Kılıç Arslan zamanında Mirya Savaşı yapılıyor. Savaşı kazanıyoruz. Böylece Mirya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiş oluyor. Bizans savunmaya çekiliyor. Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlıyor arkadaşlar. 1. Kıyasettin Keyhüsrev ise 1. Kıyasettin Keyhüsrev zamanında Antalya fethediliyor değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz Ponçik Antalya'yı benim en sevdiğim şehirlerdendir. Üniversiteyi orada okudum Akdeniz Üniversitesi. İnşallah arkadaşlar sizlere de nasip olur. Yani hepinizin oralarda okumasını çok isterim. Muhteşem bir kampüsü ve muhteşem bir şehri var muhteşem de bir eğitimi var. Gidip görürseniz bana hak vereceksiniz. İnşallah diyorum yani dua etmiş olay bu Ramazan ayında da. Hepiniz gönlünüzdeki bölümleri, üniversiteleri kazanır gidersiniz arkadaşlar. Şimdi konuya gelelim. Bakın 1. Kıyasettin Keyüsrev Antalya'yı fethediyor. Unutmayın. Arkadaşlar Venedikler ile bir ticari anlaşma yapıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar deniz ticaretini geliştirmek adına Venediklerle anlaşma yapmışız. Yine arkadaşlar farkındaysanız birinci kıyasetin keyisler diyorum. Bakın K Keykubat K Kubat, K bunlar genelde Fars kültürünün etkisi altında kaldığını gösterir. Bu ünvanlar Farsça ünvanlardır. K key Keykubat, K Kubat, K Hüsrev bunlar Farsça ünvanlardır. Hükümdarların bu ünvanları kullanması arkadaşlar, bu ünvanları kullanması Fars kültürünün etkisi altında kaldığını gösterir. Lütfen unutmayın. Çıkmış sınav sorusudur. Yine 1. Kayseri, Antalya'yı aldıktan sonra Trabzon İmparatorluğu üzerine sefer yapıyor. Ve böylece kapalı olan Karadeniz ticaret yolu yeniden açılmış oluyor. Antalya'yı Trabzon'a bağlıyor arkadaşlar. Unutmayın. 1. İzzettin Keykaos'a bakacak olursak. Selçuklular'da ilk defa tersane açılıyor. İlk tersaneyi açan 1. İzzettin Keykaus'tur. Sinop limanını ele geçirdikten sonra Sinop'ta ilk tersaneyi açar. Tersane dediğimiz gemilerin yapıldığı, bakımlarının yapıldığı yerlerdir. Unutmayın. Yine arkadaşlar 1. İzzettin Keykaus Venediklere bazı ticari ayrıcalıklar sağlamıştır. Amaç ne burada? Yine deniz ticaretini geliştirmek. Arkadaşlar Selçukluların en muhteşem dönemlerinden birisi olan Alaaddin Keykubat dönemine geldik. Birinci Alaaddin Keykubat Anadolu Türk Birliği'ni büyük oranda sağlamıştır. Alanya'yı fethediyor. Birinci Alaaddin Keykubat Alanya'yı fethediyor. Ve arkadaşlar Alaaddin Keykubat o kadar Konya aşığı bir insan ki Konya o kadar böyle sevgiyle hasretle yaklaşıyor. Alaaddin Keykubat rahatsızlanır ve bu saatten sonra yaz kış sıcak bir ortamda bulunması gerekiyor. Hekimler bunu söylüyor. Ve Alaaddin Keykubat Alanya'yı fethettikten sonra burada bir tersane kurar ve Alanya'da kendisine bir saray yaptırır ve Alanya'da yaşamaya başlar. Fakat Konya'yı çok özlemektedir. Bunun üzerine dönemin mimarları der ki, "Hükümdarımızın Konya hasretini dindirelim." diyerek Alanya'nın mimari yapısını, Alanya'nın krokisini yukarıdan bakıldığı zaman arkadaşlar krokisi Konya krokisiyle benzeşiklik gösterir. Yani Alanya'ya yukarıdan bakın bir de Konya'ya yukarıdan bakın benzeşiklik gösteriyor. Tabi o zamanlar bu zaman değil arkadaşlar şu anda işte Alanya'da barlar var diskolar var 300-500 herkes kopuyor. Fakat Konya'da ise türbeler mezarlar camiler dolu. E kardeşim bugün benzeşiklik göstermiyor. O zamanlar benzeşiklik gösteriyor. Burada unutmayın arkadaşlar Alanya'nın mimari yapısı Kurokisi Konya'ya benzetilerek yapılmıştır. Yine arkadaşlar yine 1. Alaaddin Keykubat ilk deniz aşırı seferini yapıyor. İlk deniz aşırı seferini Kırım'ın Sudak Limanı'na yapmıştır. Unutma Kırım'ın Sudak Limanı'na ilk deniz aşırı seferini yapmıştır. Böylece arkadaşlar Antalya üzerinden Trabzon'a, Trabzon üzerinden Kırım'a bir ticaret yolu açılmıştır. Geliyoruz bir diğer kavramımıza. Arkadaşlar Yaslı Çemen Savaşı'nı sizlerle ele almıştık. Bir kez daha ele almış olalım. Bakın 1230 yılında 1. Alaaddin Keykubat Harzemşahlarla büyük bir savaş yapacak ve biz savaşı kazanacağız. Harzemşahlar savaşı kaybeder, kaybetmez. Yıkılıyor arkadaşlar. Unutmayın. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında olduğunu ve Harzemşahların yıkıldığını unutmayın. Peki, Harzemşahlar bir tampon devletti biliyorsunuz. Kimle kim arasında? Selçuklular ile Moğollar arasında bir tampon devletti. E kardeşim harzem şahlar yıkılınca kimle kim komşu olacak? Türklerle Moğollar komşu oluyor. İşte o esnada tehlike çanları çalıyor. Bizi kara günler bekliyor artık. Moğolların saldıracağı günler bekliyor. Evet. Yaslı Çemen Savaşı'nın iki sonucu var. Savaşı kazandık. Harzem şahları yendik. Fakat olumsuz sonuç nedir? Moğollarla komşu olduk. Bunları ÖSYM'e sorar. Lütfen dikkat et. Ve geliyoruz Baba İshak isyanına. Hocam Anadolu Selçuklu Devleti bu kadar güçlüyken ne oldu da yıkıldı? Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri Vezir Saadettin Köpek var biliyorsunuz. Vezir Saadettin Köpek'in yapmış olduğu faaliyetler, yapmış olduğu ihanetler sonucunda devlet yıkılma sürecine girecek. Vezir Saadettin Köpek ismi Saadettin, statüsü ise vezir. Fakat bu adam ünvan olarak köpek ünvanlanmış Köpek dediğimiz... Devletine sadık adam olarak bilinir. Devletine sadık kişi olarak bilinir. Fakat hiç de o ünvana layık birisi değil. Vezir Sadettin Köpek devletine sadık değil. Devletine ihanet ediyor arkadaşlar. Moğollarla işbirliği yapmıştır. Baba İshak isyanı ise Selçuklularda ortaya çıkan sosyoekonomik nitelikli bir isyandır arkadaşlar. Sosyoekonomik nitelikli bir isyandır. İsyan devlet tarafından güçlükle bastırılmıştır. Bunu da bilelim. Köse Dağı Savaşı. 1243 Köse Dağı Savaşı'nı Moğollar ile yapıyoruz. İşte dediğim gibi tehlike çanları bizim için çalıyor demiştim ya. İşte şu an çaldı arkadaşlar. Moğollar ile 1243 yılında Köse Dağı Savaşı'nı yapıyoruz. Moğollar dediğimiz İlhanlı Devleti. Yani hocam Hanlar Hanı Hülya Gühan. Hülagühan geliyor. Selçuklu'yu dümdüz ediyor arkadaşlar. Dümdüz ediyor ve biz savaşı kaybediyoruz. Böylece Köse Savaşı'nın sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti yenilerek Moğolların egemenliğine girmiştir. Türkiye Selçukluların merkezi otoritesinin zayıflaması sonucu yine savaş sonucunda Türk siyasi birliği bozuldu. Bütün beylikler yeniden kuruldu. Yine Moğol baskısından kurtulmak isteyen Türkmenler Batı Anadolu'ya doğru göç etmeye başladı. Batı Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamış oldular. Köse Dağı Savaşı sonucunda Anadolu'daki ticari hayat önemini kaybetti. Sosyal, siyasi ve ekonomik sıkıntılar baş gösterdi arkadaşlarım. Bunu da unutmayın. Özellikle arkadaşlar isyanlar ÖSYM'e çok soruyor. Savaşlar ÖSYM'e çok soruyor. Baba İsa isyanı. Lütfen karıştırmayın. Osmanlı döneminde değil. Anadolu Selçuklu döneminde çıkmıştır devleti yıpratmış ve yıkılmaya götürmüştür. Yine değerli arkadaşlarım Köse Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkan savaştır. Bunu da unutmayın. Peki hocam Selçuklu'nun son hükümdarı kimdir? Sultan II. Mesut'tur arkadaşlar. Sultan II. Mesut'un da ölümüyle devlet resmen yıkılmış olacak. Geliyoruz Anadolu'daki beyliklerimize. Arkadaşlar şimdi bunların Denizci olup olmadığını da bilmek zorundayız. Özellikle arkadaşlar nerede kurulduğunu ÖSYM'e hep soruyor. Karesioğulları Ege'de yani Balıkesir'de kurulmuş bir denizcidir. Orhan Bey Karesioğulları'na son veriyor ve böylece Karesioğulları'nın donanmaları Osmanlı'ya geçecek. Unutmayın Anadolu'da ele geçirilen ilk beylik Karesioğulları Beyliği'dir. Karesiyolarını ele geçirmekle Rumeli'ye geçişin altyapısı hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Saruhanoğulları, Saruhan. Manisa'da kurulmuş bir beyliktir arkadaşlar. Aynı zamanda Manisa dediğimiz bir taht sancağıdır. Yani şehzadelerin en çok çıktığı sancak Manisa sancağıdır. Manisa'da kurulan beylik ise Saruhan oğullarıdır. Unutmayın. Aydın oğulları. Hocam Aydın ve çevresinde kurulmuştur. Denizci bir beyliktir. Menteşe oğulları. Muğla ve çevresinde kurulmuştur. Denizci bir beyliktir. Hatta arkadaşlar Menteşe dağları var. Biliyorsunuz Muğla'da. Dağlık ve engebeli bir arazidir. Bu yüzden Muğla'nın iç kesimlerinde nüfus seyrektir. Tarıma müsait değildir. Değil mi? Orada makine tarım yapılmaz. Nüfus seyrek. Bunun sebebi ne? Menteşe Dağları kardeşim. Menteşe Dağları denize paralel uzanmaktadır Menteşe Dağları. Bu arada tarihten coğrafyaya geçmiş olduk. <laughs> Neyse devam edelim. Hamitoğulları hocam Hamitoğulları tabii ki aşkın kenti olan Antalya'da kurulmuştur. Antalya, Isparta, Burdur. Birinci Murat para karşılığı Hamitoğullarından toprak almıştır. Yine Germiyenoğulları Kütahya ve çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Birinci Murat çeyiz yoluyla Germiyenoğullarından toprak almıştır. Ramazanoğulları ise Adana ve çevresinde kurulmuştur. Osmanlı'ya gönüllü olarak katılan son beyliktir. Unutmayın Osmanlı'ya gönüllü olarak katılan son beylik Ramazanoğulları'dır. Dul ise Maraş'ta kurulmuştur arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim 1515 Turna Dağı Savaşı'yla Dul son veriyor ve böylece Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmış oluyor. O zaman hocam genel olarak şöyle bir yoklama yapalım size. Anadolu'da ele geçirdiğimiz ilk beylik Karesioğulları'dır. Ele geçirdiğimiz son beylik Dul kendi rızasıyla Osmanlı'ya katılan son beylik Ramazanoğulları'dır. Bunları da unutmayın. Karesioğulları Orhan Bey zamanında ele geçirildi. Dulkadiroğulları ise Yavuz Sultan Selim zamanında Turna Dağı Savaşı ile ele geçirildi. Bunları unutmayalım arkadaşlarım. yakışarım. Ve geliyoruz bir diğer beyliklerimize. Karamanoğulları. Hocam Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu demişler. Gerçekten de öyle. Osmanlı'ya en çok çektiren Karamanlılardır arkadaşlar. Konya'da kurulmuştur. Konya'da kurulmuştur. Türkçe'yi resmi dil ilan etmişlerdir. Kim bu ilan eden kişi? Karamanoğlu Mehmet Bey. Türkçe'yi resmi dil ilan ediyor. Ve böylece Karamanlıların milliyetçi olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak görmüşlerdir. Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir. Milliyetçi olduklarını görmekteyiz. Arkadaşlar bugün Karaman'da bir üniversite var. Tabi nasip olursa giderseniz arkadaşlar görürsünüz. Karaman'daki ün üniversitenin adı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Buradaki kişiden almıştır ismini. Candaroğulları ise Sinop ve Kastamonu'na kurulmuştur. Denizci bir beyliktir. Eratna Beyliği Sivas'ta kurulmuştur. Sivas çevresinde kurulmuştur. Moğollar adına kurulan bir devlettir. Daha sonra Kadı Burhanettin devleti Eratna Devleti'ne son veriyor. Aynı bölgede Kadı Burhanettin Devleti kurulacak. Osmanoğulları ise Söğüt ve Domaniç bölgesine kurulmuştur. Beylikler arasında en az toprağa sahip olan beyliktir arkadaşlar. Beylikler arasında en az toprağa sahip olan Osmanlılar beylidir. Fakat, fakat öyle bir büyüyecek ki 7 düvele meydan okuyacağız hocam. 7 düvele meydan okuyoruz. Tam 623 yıl dünyaya hükmetmişiz resmen. 623 yıl ayakta kalan bir imparatorluktan bahsediyorum arkadaşlar. Evet. Eşrefoğulları Beyliği benim ekstradan eklediğim bir beyliktir. Kitaplarınızda belki görmeyebilirsiniz. Eşrefoğulları Beyliği Konya Beyşehir'de kurulan bir beyliktir. Bunu bilmenize de fayda var. Çünkü KPSS'de sorulmuş. ÖSYM'nin sağa solu belli olmaz. Ona sorduysa sana da sorar. Dikkat et. Arkadaşlar yine Anadolu Selçuklu Devleti'nde bir takım kavramlardan bahsedelim sizinle. Bakın. Şehzade hükümdarın erkek çocuğuna denir. Ata Bey hükümdarın erkek çocuğunu eğiten öğretmendir. Biliyorsunuz biz ilk Türk devletlerinde Ataman, Selçuklularda Ata Bey, Osmanlı'da ise Lala olarak öğrenmiştik. Selçuklularda ilk altın parayı bastıran ikinci kılıç arslandır. Unutmayın arkadaşlar. Eyaletlerin güvenliğinden sorumlu olan kişi subaşılardır. Belediye işlerinden sorumlu kişiler muhtesiplerdir. Adalet işlerinden sorumlu kişiler ise kadılardır. Toprak tipine bakacak olursak devlete ait olan, mülkiyeti devlete ait olan topraklara biz miri topraklar diyoruz. Bunlar dörde ayrılıyor. Kendi arasında dörde ayrılıyor. Has, ikta, mülk ve vakıf olmak üzere has arazi geliri hükümdara ait olan arazilerdir. İkta arazi gelirinin bir kısmı ile asker yetiştirilen arazidir. Mülk arazi ise tamamen kişinin mülkiyetinde olan arazilerdir. Vakıf araziler ise geliri sosyal hizmetlere ayrılan arazilerdir. Yani nasıl o sosyal hizmetler hocam? Cami, yol, köprü, han, hamam, çeşme, medrese, okul. İşte bunlara harcanan paralar vakıf arazilerden karşılanıyor. Şunu unutmayın. ÖSYM sormuş. Vakıf araziler alınıp satılamaz. Bir başkasına miras bırakılamaz arkadaşlar. Burada unutmayın. Yine Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma var. Büyük Selçuklu Devleti'nde donanma yok. Bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. Büyük Selçuklu Devleti'nde donanma yok. Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma var. Biz Selçuklulardaki donanma komutanına Reisül Bar diyoruz arkadaşlar. Bar denizci demek. Reis komutan kaptan demek. E o zaman denizci komutanı olarak bilinir. Reisül Bar. Arkadaşlar Selçuklu'nun hukuk sistemi ikiye ayrılıyor. Şer'i hukuk ve örfi hukuk olmak üzere. Şer'i hukuk dini hukuktur. Örfi hukuk ise örf ve adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizi ifade eden hukuk sistemidir örfi hukuk. Şer'i hukuk davalarına bakan kişi Kadül Kudat'tı biliyorsunuz örfü hukuk davalarına bakan kişi de Emiri Dat'tı arkadaşlar. Böylece sizlerle beraber genel tek olduk. ÖSYM'nin sormuş olduğu ve size sorulabilecek olan noktalara değindim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki ünitemiz olan Osmanlı tarihinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.